Evet. Yok Uğur, hala uyumadım ya. Daha doğrusu dur, gece uyudum, pardon. Gece uyudum, sabah 4-5 gibi mi? Yok, 6 gibi falan kalktım. Uyudum bu gece. Erken yattığım için erken kalktım. Şimdi... En son ben bir dün akşam şey değişik yaptım. İskelet modeline animasyonlu bir model ekledim de. Bekliyorum akşam. Evet, oyun bitti. 119 ve 4. upgrade. Başka upgrade yok. Şimdi chapter atlama muhabbetini yapalım artık. Çünkü bütün chapter'daki bütün roundları bitirildiğinde kazanılan para şu an gelmiyor. Yani chapter bitmiyor. O muhabbete girebiliriz. Şimdi bunun için chapter'ı nerede kontrol ediyoruz? Bir daha bir hatırlayalım nerede kaldığımızı. Enemy spawner'da hangi chapter'ın hangi round'unda olduğumuza göre bir spam mekanizması kurmuştuk. Daha doğrusu hangi chapter'ın kaç round'u var? Round'larda hangi yırtıktan kaç tane var? Düşmandan. Bu şekilde kurgulamıştık. Şimdi bize ilk lazım olan şey zaten oyunun mantığı şöyle olması lazım. Örnek veriyorum, ilk chapter'da
5 adet round var. Ben onun sayısını yükseltmiştim. Onu tekrar bir 5'e alalım. Bir sonraki rounda geçebilmek için gerekli altyapıyı hazırlayalım önce. Data table, round list. Evet. İlk chapter'da ki fazladan roundları bir sileyim. 4'e kadar bunları düşüreceğim. 0 da dahil olduğu için 5 tane olacak. Evet. Son round'daki düşman sayımız biraz fazlaydı. 10'u azaltalım. 10 tane çiftin geliyordu bunu. 4 tane yapalım şimdilik. Grey değilim. Oyun bitiyorsa şu anda devam edebilmem için gerekli olan altyapı var demek. Aynı zamanda her fırsatı test etmeye çalışıyorum ki farklı farklı durumların içine girip çıkalım ve bir yerlerde patlayan nokta var mı onları görelim. Evet, şimdi normal şartlarda round 5 de bitti ve chapter da bitti aslında. Bunu ayarlamasını yapalım. İkinci chapter'e nasıl geçebilir? Şimdi chapter bitince, pardon, round bitince bir sonraki round'a geçme işlemini nasıl tetikliyoruz buna bakalım. Direkt kuleme gideceğim. Kulemin içerisinde spawner'da şu alana vardıklarında tetiklediğim yerden ulaşabilirim ona. Ne yaptığıma bakayım. Şimdi düşmanların ulaşmaları gereken alana ulaştıklarında benim oyundaki sağlığımdan düşüyorum. Sağlık diyorum o gelen takma ismi onun. Belirli bir seviye koruyabiliyorum çünkü anca. Belirli bir düşman geçtikten sonra oyun bitiyor, game over oluyor ve tekrar başlıyorsun. Topladığın kaynaklarla upgrade işlemlerini yaparak. Şimdi ne yapıyormuşuz ona bir bakalım. Bütün düşmanlar girdiğinde end game'i çalıştırıyorum. Ekranda yani aynen sağlık sıfırlandığında end game'i çalıştırıyorum. Sıfırlanmıyorsa düşmanları şöyle o zaman end game üzerinden gidebiliriz. Evet, karakterimin içerisine geldi. End game'deki olay neymiş? Kayıt işlemi alıyorum burada. Save game. Endgame'de oyunu bitiriyorum. Zaten Endgame ismi. Başka diğerlerine bakalım. Round Countdown. Bu sayaç işlemimiz. Round aralarındaki 5 saniyelik sayma işlemini yapıyor. Round bittiğinde eğer seviye atlamışsak skill seçimini yapıyoruz. Event Round End. Tamam. Spawn again event. Aynen. Burası olması gerekiyor. Şimdi. Burası enemy spawner'ın içi. Burada zaten hali hazırda round bilgisini falan tutuyorum. Spawn again event dediğimde aynen. Search işlemini çalıştırıyorum. Round'umu arttırıyorum. Ve tekrar spawn ediyorum. Şimdi burada bir şeyi kontrol edeceğim.
Eğer spawn again event tekrar çalışırsa, bunu çalıştırdığım yerde burasıydı. Event round end, aynen. Event round end'in hemen içerisine bir kontrol oluşturmam gerekiyor. Bu kontrol de buradan spawner referansımı çağırıyorum. Sonra spawner'ın içerisine round isminde bir değişkenim vardı. Bir tane daha duplicate ediyorum bundan. Round max koyuyorum bunun ismini de. Bu chapter maksimum kaç round olduğu bilgisi burada tutulacak ve round sayım arttıkça maksimum round sayısına eşitlendiğinde bir sonraki chapter'ı geçirmek için gerekli işlemleri yapacağım. Şimdi round sayımızı nereden alıyoruz? Ona bir bakalım. Evet. Buradaki bilgi bana round bilgisi array geldiği için array'in uzunluğundan direkt olarak kaç round olduğunu anlayabiliyorum. Bunu da gerçi round count isminde ben bir bilgi tutmuşum. Zaten bununla büyük ihtimal kıyaslıyorum. Bakalım bunu kullandığım yerlere. Birisi bu. Bir diğeri de burası. Round finish. Evet, zaten altyapıyı hazırlamışım. Yani ekstradan bir şey yapmam gerek kalmadı. Round finish, round count. Round finish'i nerede çalıştırıyorum? Kulemde çalıştırıyor muymuş? Misal ona bir bakalım. Round finish. Bu çalıştırdığım yer eğer varsa burada. Buradan hemen yapabilirim o işlemi. Round finish. Round finish'i burada çalıştırıyor muyum? Ona bir bakayım. 1 ve 2. Evet. Şurada çalıştırıyorum. Şimdi event check body düşman öldüğünde bütün düşmanlar ölmüşüm diye kontrol ediyor. Tüm düşmanlar eğer ölmüşse, yani enemy pool'dan that enemy sayısı ve enemy pool eşitse, demek oluyor ki burada bir şey daha yapmamız lazım. Ölen düşman sayısı ve düşman havuzundaki sayı birbirine eşitse eğer bu round finish tetikleniyor. Demek ki bir şey daha eklemem lazım. Ölmeyen düşmanlar kaçtığında onları da kontrol ettirmem gerekecek. O zaman şöyle yapacağız. İlk başta burayı bir yapalım. Çıkan hataları görelim. Düzeltmeleri devam edelim. Round finish çalışıyor. Round finish'ten sonra round sayısı kontrol ediliyor ve burada. Evet. Enemy pool sıfırlanıyor. Round bitti deniliyor. Yapacağımız işlem şu olacak. Eğer round sayısı maksimum round sayısına geldiyse ana menüye atacak bizi. Open level by name. Level'ımızın ismi neydi, ona bakalım. Maps'e geldim. First main menu level. Buraya da bunu yazdım. Şimdi kontrol edelim. Round finish. Normal şartlarda round sayısı maksimum round sayısına ulaştığında herhangi bir işlem yapmıyor. Çünkü spawn edilebilecek, artık oluşturabilecek yeni bir round olmadığı için herhangi bir işlem yapmadan kalıyor. Şimdi o kısım boştu. Şu anda artık ana menüye dönecek. Tabii bir de orada şey yapmamız lazım. Kayıt işlemi uygulamamız lazım. Ona bakacağız şimdi. Şöyle yapalım. 19 altınım var. Start battle dedim. Başladım oyuna.
5. round'da bittiğinde ana menüye dönmesi gerekiyor. 19 altının vardı. Buradaki altının üzerine eklemeyecek büyük ihtimal. Çünkü kayıt işlemi gerçekleştirmiyordum. Son round'da şu anda. Evet. Ana menüye döndü. Bu konuda bir problem yok. Altınlarımızı kaydetmedi sadece. Tamam, bunu halledelim. Round finish dediğimde ana menüyü açmadan önce hemen şuradaki save game'i çalıştırmamız gerekiyor. Save game event'ını. Oyunu bir kaydettirelim. Bunun için de save game. Bunu çalıştırdıktan sonra burayı çalıştıracağız. Şimdi bakalım, tekrar kontrol edeyim. 19 gold'um var. Kaan hoş geldin. Uyumadın mı daha? Akşam siz giderken orada uyuyakaldım ben ya. Sabah 6'da uyandım valla. Tamam, bekliyorum, gelirsin. Şimdi chapter muhabbetini yapıyorum bu arada. Bir sonraki chapter'a geçme işine falan. Daha sonra tema tema chapter seçeceğiz ve temaya göre de çevre, her şey değişecek. Yine kayıt olmadı. 19 gold görünüyor. Start battle deyip geri geldiğimde yemiyor. Şimdi kayıt işlemini burada gerçekleştirdim ama kayıt işlemini yaparken bu ne yapıyor, ona bir bakalım. Uyu uyu, akşam uyuma. Uyu öyle gel. Bunu artık silebilirim. Bu testi gerçekleştirmeye gerek kalmadı. Temp save. İlginç bir şekilde sorun görünmüyor. Neden sorun görünmediğini anlamıyorum. Kaan, iskeletler nasıl olmuş?
Evet. Hala 19. Game saved dedi. Time save. Time save. Şimdi ben round atlatırken normal şartlarda save and game demişiz. Aslında burayı çalıştırmamız lazım. Save game değil de save and game çalıştırmamız gerekiyor. O nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Değiştirelim orayı. Save and game çalıştıramıyoruz. Bunlar buna işleniyor, kayıt oluyor. And game diyelim. And diyelim. Bunu deneyelim bir de. Normal şartlarda tetiklediğim bu anladığım kadarıyla arasında bir fark var, onun ne olduğunu şu anda unuttum. Testleri hızlandırmak için de bir şey yapmam lazım. Sekiz vurmaya başladı artık. Sekiz vurmasının sebebi hem seviye atlamadan geliyor, hem ana kulenin seviyesinden, hem de alevli oktan. Alevli ok yok şu anda. On vuruyor. Onu da bir kontrol edelim, bir sorun var mı? Evet, 112 gold. Artık sorun yok. Evet. Bunu da kullanabiliyoruz. Süper. Şimdi chapter bitti. Birinci chapter'ın bittiğini ve bir sonraki chapter'a geçmemiz gerektiğini nasıl anlayacağız? Onu da şöyle yapacağız. Enemy spawner'da eğer bu kısım çalışmışsa completed chapter isminde bir değişken oluşturayım. Completed chapter. Normal şartlarda bunun değeri 0. Eğer completed chapter 0 ise ve biten chapter'ın sayısı şöyle yapalım. Completed chapter 0. Bir tane chapter'ın sayısı da bunun 1 üzeri. Eğer öyleyse. Diğer seviyeyi level'ı açmadan önce şunları da artık yan tarafa alalım. Evet. Completed chapter'ı artı 1 yapacağız. Int
Artı bir. Tabii eğer öyleyse artı bir yapıp completed chapter'ı arttırmış olacağız. Şimdi eğer bittiyse completed chapter değişkeni artı bir arttı. Ama oyuna bir daha girdiğimizde bir sonraki chapter mı değil mi onu nasıl anlayacağız ona bakalım. Yani completed chapter'ı alacağız. Kaldığımız yerden, chapter'dan devam edebilmek için. Bunun için bir tane de selected chapter yazısı kullanmak istiyorum. Select chapter normal şartlarda varsayılan değeri bir. Yani ilk olay ilk başladığında oyuncu chapter 1'den başlayacak. Ben bunun için gerçi burada chapter'ı seçmişim. Evet, select chapter. Bunu buna bağlayalım. Bunu kullandığım farklı bir yer var mı? İki yerde getirmişim. Bir burası, iki burası. Şimdi bir select chapter. Bunu kullanabiliriz aslında. Aynen. Select chapter'a gerek yok. Chapter sayısını arttıracağız. Select chapter yerine chapter neyse kaç yazıyorsa o chapter spawn oluyor. O chapter'ın içerisindeki bilgilere göre spawn ediyor round sayısını ve düşmanları. Öyleyse şöyle yapalım. Oyun bittiğinde bizi ana menüye atıyor. Burada Start Battle'a tıkladığında artık chapter seçtirme muhabbetini yapalım. Onu da şöyle yapacağız. Completed chapter sayısına göre bir işlem yapacağım orada. Hemen gidelim. Yeni widget. Widgetlerim nerede? Güzel soru. Sistemin içerisinde. Widget. Main menü skill kart. Main menü içerisinde şöyle bir tasarımım var. Evet. Start Battle butonuna tıkladığında normal şartlarda oyunu çalıştırıyorum. Bu işlemi yapmayacağız. Onun yerine yeni bir tane arayüz oluşturacağım ve oradan chapter seçebileceğiz. Onu da şöyle yapalım. Skill kart, main menü. Main menü altyapısının içerisinde çok fazla değişken var mı? Aslında yok, bu kullanılabilir. Karakterimin olması aynen yeterli. Save ref dediği neymiş ona bir bakalım. Bunu bir yerde kullanmamışım. Böyle bir şeyim var ama. Neyse. Bunu duplicate edip hazır altyapıyı kullanabilirim. Ya da yeni bir tane oluştururum. Daha iyi mi olur bilmiyorum. Duplicate edelim. Buna da select chapter diyorum.
Select Chapter isminde bir tane yeni arayüz dosyası oluşturduk. Şimdi burada hangi chapter oynamak istediğimi seçmem gerekiyor. Arayüzden bunları silelim. Buraya bir tane kayan menü eklemem lazım. Butonumu da sildim. Border var. Border'ı silelim. Overlay. Size box'ın burası. Evet. Bir adet overlay ekledim. Katman olarak kullanabilmem için. Overlay'imi tam olarak buraya sığdırıyorum. Böyle sıfır yaptığımda tam olarak sığacak. Overlay'imin hemen buraya istersen bir arka plan ekleyebilirim. Şöyle yapalım da content değil, brush. Hafif gri bir ve saydam olsun. 0, 2. Siyah da yapabiliriz, daha iyi olur. 0.1'i çekelim. Evet. Şimdi yukarıdan aşağıya chapter'ların listelenmesini istiyorum. Bundan önce en aşağıya bir geri butonu ekleyeceğim ki menüye dönebilsin. Şuradan vertical box koyup bunu tam olarak sığdırıyorum içeriye. Bunun içerisine bir adet ikinci tarafı olacak tabii ki buton ekliyorum. Butonun içerisine de bir tane yazı. Yazımızın şeklini değiştirelim. Böyle 75 yapalım. Hatta 85 olsun. Rengini siyah yapalım bunun. Görünebilsin. Bunun üzerine de bir adet kayan zemin eklemem lazım. Scroll box. Hemen. Pardon. Evet. Scroll box'ın da olabildiğince geniş olmasını istiyorum. Evet. Burada ne yazacak? Back yazacak. Şimdi oyundaki bütün chapter'larımın burada yukarıdan aşağıya kayan bir şekilde listesinin olmasını istiyorum. Onu halledelim. Chapter'lar içinde birer tane zemin hazırlayalım. Şimdi tekrar bir widget dosyası oluşturuyorum. User interface dediğim widget. Benim şu anki bu ekranımın genişliği nedir? Telefon ekranı kadar olması lazım. Aynen. 720'ye 1280. 720'ye 1280'lik bir widget içerisinde deneyelim. Bizim için ne kadar olması yeterli? Şöyle yapalım. Evet. Tam ortalayalım ekrana. 500. Yatay olarak 150 diyelim. Kaç tane sıralanır burada? Bir tane üzerine gelse 500 değil de 256. 256'ya 512 yapalım. Az oldu. 256'ya 768 olarak bunları kullanalım. Sonra geri alıyorum. Evet. Desired diyeceğim buradan. İçerisine bir tane size box gönderiyorum. Size box'ımın da sınırlarını ekliyorum. 8'e 256.
Bunları sıfırlıyorum. Size box'ımı oradan sildim. Direkt içerisine atıyorum. Evet. Center restart. Dostum hoş geldin. Sakallar uzuyor ya, aynen. Ha, şekilli sakal da uzuyor, aynen. Bu ara saç sakalı uzatıyorum biraz. Çöktü proje ya. Tamam tamam gördüm ya. Kaydetmediğimiz için burayı tekrar yapacağız. Şunları silmiştim. Şöyle yapalım hatta. Size box. Size box'ı da silelim. Evet. Ne demiştik? İçerisine bir adet vertical box attık. Vertical box'ın alt tarafına bir tane buton, text. Daha sonra üst tarafına scroll box. Bunların da arasına bir tane overlay atmıştık ki arka plan verebilelim daha sonra. Overlay. Overlay'in arka plan olması için bir tane border atıyorum. Bu şekilde. Şimdi buton, scroll box üstte, pardon, vertical box'ın içerisinde, buton scroll box'ın altında, scroll box full fill olacak. Burası overlay. Overlay'i de fullleyeceğiz. Tamamını. Sonra border'da tamamı. Vertical box. Ekranın tamamı olacak. Scroll box'a fill dedik. Bu da auto olacak. Ama olmadı. Neden bakalım. Buton içerisinde yazı dedik. Butonu fill dediğimizde dolduruyor. Burada bir alan ufak. Border tamamı. Evet, şunu sıfır yapmadık çünkü. Evet, şimdi oldu. Şimdi bakalım. Arka planı ne demiştik? Siyah renk yapıp opacity'sini de 0-1'e düşüreceğiz. Butonu da alt tarafa auto diyeceğiz. Evet. İçerisindeki yazının büyüklüğü 85 demiştim. Rengi siyah. Ve back yazacak. Arada kayıt alalım da gitmesin. Daha sonra on click'ta bir şey olmadığını söylüyor. Doğru. Çünkü bunda on click'ta olmayacak. O butonu zaten sildik. Compile diyelim. Bir tane daha var uyarımız. Ve burası neresiymiş? Main level artı 1. Upgrade butonu. Bunu da silelim. Evet. Oğuz hoş geldin. Tamamdır. Şimdi chapter kartlarımızı oluşturalım. 768-256 demiştik. Chapter kartlarımın içerisinde canvas olmayacak. Desired olacak. Sizebox. Sizebox'ların genişliği 768, yüksekliği 256. Evet, bu şekilde. Bunun bir overlay ekleyip arka plan ve üst katmanlar şeklinde yapalım. Bunun
arka planı şimdilik şöyle olsun. Tam içini doldursun. Üzerine sol dikey olarak bir dikey olarak bir vertical box ekliyorum. Vertical box'ı tam içini dolduracak. İsim ve gerektiğinde arka planda bir fotoğraf olacak chapter ile ilgili. Şimdilik sadece chapter yazması yeterli benim için. Oyun ne zaman çıkar? Oyun bittiğinde çıkacak. Şu anda net bir şey söyleyemem o konuda. Çünkü fırsat buldukça hani zaman kaldıkça geliştiriyorum. Belki biraz daha azını, belki biraz daha ekstradan zaman ayırırım hani. İyice şekillenince. O durumla ilgili net bir şey söyleyemeyeceğim. Ekranın ortasına... Evet. Şimdi 24-65 olsun. Rengini siyah yapalım. Okunabilir bir şey olsun bu da. Tamamdır. Burada hangi chapter ise onun ismi yer alacak. Ve bunun içerisine onları sıralayacağız. Şimdi dedik chapter card. Chapter card'ı buraya sıralamamız lazım. İçerisine oluşturmamız gerekiyor bunları. Chapter card'ı scroll box'ın içerisine oluşturacağız. Şimdi ben scroll box'ın içerisine bir şey ekleyebilmem için kendim sonradan manuel olarak bir sisteme dahil şu üstteki is variable kısmını işaretlemem gerekiyor. Şimdi ne oldu? Chapter scroll box olarak bunun ismini değiştiriyorum. Aynen. Sonra buraya geldim. Select chapter bölümü burası. Open blueprint, open level'ı silebilirim. Oluşturulduğu anda bu arayüz dosyası hemen karakterim üzerinden get spawner referansa gidecek. Spawner referanstan. Daha doğrusu spawner referansa gitmeme gerek yok. Bunun için şunu yapmam gerekiyor. Get data table row name'den data table'ındaki row name dediği neydi? Ona bir bakalım önce. Round list'i alacağım. Aynen. Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3 diye burada zaten görünüyor. Kendi karakterimin yani kulemin içerisine bir değişken ekstradan ekleyeceğim. Tower karakter dedim. Aslında bunu Game Mode dosyasından alabilirsek çok çok daha iyi olur. Onu daha sonra o şekilde getirelim. Buraya bir değişken ekliyorum. Released chapter count yazıyorum. Chapter count. Değişken olacak. Değişken integer olacak. Tamamdır. Şimdi yayınlanan toplam chapter sayım kaç? Bununla ilgili bir işlem olsun bu. Şu anda buna 3 yazıyorum. Daha sonra bunları otomatiğe ayarlayacağız. 3 bilgisini kulemden benim almam gerekiyor. Chapter Select Chapter bölümünde ilk başladığında bu chapter'ların bilgisini alacağım. Şöyle bir şey olacak. Bu ekran açıldığında şuraya chapter'ların hepsini listeden alıp isimlerine göre listeleyecek. Ne diyelim? For each loop dediğimizde her neye göre for loop yapacağız. For loop
birden başlayacak. Benim karakterimdeki chapter, released chapter count'a kadar bu işlemi döngü halinde uygulayacak. Eğer ben buraya 3 yazarsam toplam 3 tane chapter'ım olduğunu görecek ve 3 kez yapacak bu işlemi. Bunların her birisi oluşturulurken şu şekilde oluşturulacak. Create widget diyeceğim. Oluşturulan chapter kart olacak. Şimdi bu chapter kart oluştururken bunun içerisine hangi round yani chapter olduğu bilgisini göndermem gerekiyor. Bunun için de chapter card'a geri dönüyorum. Hemen buraya bir değişken oluşturuyorum. İsmi chapter. Integer bir değişken. Expose on spawn diyeceğim. Böylelikle onu oluşturduğum yerde create widget'tan bu bilgiye girebileceğim ve değiştirilebilir olsun. Daha sonra select chapter'ıma geri geldim. Yeniliyorum. Başka bir şey seçip tekrar chapter kart diyorum ve geldi. Buradaki index değerimi chapter'a bağladım. Şimdi ne oldu? Kaç adet chapter varsa ben bu widget'ı sistemde oluşturuyorum. Ama henüz şeye eklemedim. Listenin içerisine eklemedim. Burada bir liste var. Scroll box var. Bunun içerisine eklemedim. Bunun içerisine eklememiz gerekiyor. Chapter scroll box'a geliyorum. Add child diyorum. Ve burada oluşturduğum skill, pardon, chapter kartını da bunun içerisine ekliyorum. Böylelikle bu ekran her açıldığında buranın içerisine C++ öğrenmeyi düşünmüyorum şu anda. Bu bayağı uzun bir iş. Eklenen bütün chapter kartları Scrollbox'ın içerisine ekliyor. Şimdi mantıken aslında burada gerekli olan her şeyi yaptım. Scrollbox yani şu kısımla ilgili, select chapter ile ilgili herhangi bir eksim kalmadı şu an için. Şimdi oluşturulan chapter'ların özelliklerini ayarlamam gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Oluşturulduğunda bu chapter'a bir adet bilgi geliyor. Hangi chapter olduğu bilgisi. Chapter name. Benim bu chapter name'i create binding deyip buradan değiştirmek istiyorum. Onu da şöyle yapacağız. To string. String'den buraya gelen tekste dönüşürken string'e append diyorum ve chapter'dan gelen sayı bilgisini burada kullanmak istiyorum. Chapter 2 nokta üst üste boşluk 1, 2, 3 artık neyse o yazacak şimdilik. Daha sonra da aynı mantıkla arka plana eğer chapter'la ilgili bir görsel varsa onu eklerim ya da diğer özellikleri yazabilirim. Önemli olan şu anda chapter'ımın bilgisine erişiyor olmam. Hemen the table'dan kaç adet chapter'ım olduğuna bakıyorum. Şu anda 3 adet chapter görünüyor. Şimdi bu chapter'ların içerisinde şu an sadece round bilgisinin olduğu bir bölüm var. Hemen onun altyapısına bakalım. Chapter'a da bir isim verelim böylelikle. System Structure Round demişim. Round'dan içerisi burası. Burada bir de Level Constructor Enemy Structure Loot Round Enemies Round Enemies de Enemy Count. O da onun içerisindeki Round'lar. Aynen. Level Structure. Aynen buradan kaç round olacağı belirleniyor.
Bunun hemen üzerine chapter name isimli bir değişken oluşturuyorum. Buna name diyorum. Daha sonradan bunu farklı dillere çevirebilmemiz için text demem gerekiyor ama. Buraya ismini gireceğiz. Yani artık burada aynı zamanda bir de chapter ismi olacak. Chapter ismi ne diyelim buna? Forest diyelim. İkinci chapter'ımıza da valley diyelim, vadi olsun. Üçüncüye de desert diyorum şimdilik. Tamamdır. Bunların isimlerini şimdilik belirledik. İkinci chapter'ımın ilk roundunda neler varmış onlara bir bakayım. İki tip düşman geliyor. Bunlar bir çiftin bir zombi. Tamamdır. Bunu aklımda tutacağım. Vadi demiştik. Okey. Sonra chapter card'ımın oluşturduğu yere tekrar geliyorum. Burada şu işlemi uygulayacağım. Chapter sayısını alacak. Get data table row diyeceğim. Ve buradan round listi seçeceğim. Bunu buraya bağlayacağım. Böylelikle hangi chapter'da olduğu bilgisini direkt veri tabanına artık çekecek. Bunu manuel yazmama gerek kalmayacak. Daha sonra bunun ismini direkt olarak buraya ekleyebileceğim. Ardından evet. Chapter bilgimi aldım. Kaçıncı chapter'dayım? Bunu veri tabanından çekiyorum. Veri tabanına chapter'ın ismini ekrana şuraya yazdırıyorum. Bunu artık elle böyle 1, 2, 3, 4 diye arttırmam gerekmiyor. Artık chapter'ın ismi neyse, Forest, Valley, Desert neyse o yazacak. Daha sonra bunlara tıklanıldığında ve tıklanılabilecek mi? Bu muhabbette şöyle yapacağız. Eğer bir yerde bunun is enable, eğer bu is enable olmazsa farklı olursa farklı bir muhabbeti var. Is enable'da bu tıklanabilir, etkileşime geçilebilir bir şey oluyor. Bunu da şöyle halledeceğiz. Bu chapter kartı oluşturulurken eğer benim birinci chapter'ı bitirdiysem ikinci chapter'ın da enable hale gelmesi gerekiyor. Onu da şöyle yapacağız. Şimdi bunları yazdırdık. Geriye dönüyorum. Event Construct bölümüne geldim. Chapter burada yazıyor. Kaçıncı chapter olduğu. Şimdi burada bir öncekine gidip şuradan bir kopya çekeceğim hemen hızlıca. Get owning player count. Bunları alıyorum. Karakterime erişim sağlayacağım buradan. Tamamdır. Tower karakter geldi. Tower karakterimden get spawner'a gidiyorum. Spawner'dan da chapter sayımı bulmaya çalışıyorum. Get completed chapter. Eğer chapter sayım, yani bu oluşturulan chapter kartının sayısı, değeri completed chapter'dan büyük ise, evet, klavyede o kısa yolu bulmam gerekiyor. Şöyle yapalım. Mat integer. Bu tarz bulamadığınız şeyleri de kısa yolunu sadece büyüktür işaretini istiyorum. Window'dan paleti açıp library'den
aşağıya Met'e gideceğim. Met buradan integer. Klavye değiştirdim için büyük tuşunu bulamadım. Onu arıyorum şu anda. Integer'e giriyorum ve operatörler burada. Buradan integer büyüktür. Eğer bu sayı bu sayıdan büyük ise, yani oluşturduğum chapter, benim tamamladığım chapter sayısından eğer büyük ise, hemen arkasından branch diyorum. Bu butonumun is enabled seçeneğine set is enabled. Bunu tiksiz hale getiriyorum. Normal şartlarda target is widget, self kendisi is enabled. Şu anda bu tikli. Kullanılabilir halde eğer chapter sayım tamamladığımdan fazlaysa demek ki buna artık geçemiyorum, o anlama geliyor. Tamam, görünürlük muhabbetini hallettim. Bunları listenin içerisine eklemeyi de hallettim. Şimdi bunu buraya ekleyelim. Start Battle butonuna tıkladığında oyuncu, şuradan genel bir kayıt alayım. Start Battle butonuna tıkladığında önüme chapter seçme ekranını getirmek istiyorum. Bunun için de şu muhabbeti uygulayacağım. Bu ekrandakileri komple silebilirim ya da buraya ekleyebilirim direkt. Ya da bu ekrandakileri silip tekrar farklı bir dosyaya çevirebilirim. Ben bunun yerine bu ekranı silip tekrar oluşturma taraftarıyım. Şöyle yapacağız. Karakterimin içerisindeki hemen kısa yolun ne olduğuna bakmam lazım. Game, main game screen, ana oyun ekranı. Bir de end game screen var. Main game screen, end game screen. Bunun içerisine neler koymuşum ona bir bakayım. Bu oyun ana oyun ekranım da end game screen dediği farklı. Bir de main menu var. Main menu'yu eklememişim. Bunu da oluşturalım. Promote diyelim. Main menu reference. Evet. Şimdi tekrar geliyorum main menu kısmına. Butonumuzun ismi Start Battle. Bunu da girelim. Start Battle button. Start Battle button'a tıklanıldığında benim kulemden main menu referansımı alacak. Bunu remove from parent diyecek. Şuraya biri daha bakacağım. Add to viewport. Remove from parent kullanmadık. Tamamdır. Remove from parent diyeceğim. İçerisini boşaltacak ve ekrana create widget deyip select chapter widget'ını ekleyeceğim. Add to viewport diyeceğim. Daha sonra önüme diğer pencere açılacak. Hemen bir test edelim. Şimdi bir hata var diye bunlara bakalım. Main menu referans. Main menu referansa neden ulaşamadı? Burayı galiba compile demedik. Aynen. Şimdi bakalım. Bu kadar. Diğerlerini de compile diyelim. Bir sorun var mı görelim. Burayı dedim. Bunlarda data table'lar gerek yok. Play dedim. Ana menüye döndüm. Start battle dedim ve önüme bunlar oluştu. Chapter, Forest,
Valley Desert. Şu anda hiçbirisi tıklanabilir değil. Demek ki bu arada chapter kart ile ilgili bir hata vermiş. Buna bakalım. Demek ki chapter'ım hepsi bu chapter bilgisi doğru geliyor. Completed chapter nereden geliyor ona bir bakalım. Completed chapter spawner'ımdan geliyor. Spawner açalım. Yani tamamlanan chapter sayısını oradan alıyorum. System spawner completed chapter. Şu anda bu 0. Aslında doğru olan bu. Eğer 0 ise artı 1'ini almam lazım. Yani 1 açık olması gerekiyor. Şeyleri nerede yapıyordum? Chapter kartlarına açık hale getirme işini burada yapıyordum. Eğer completed chapter 0 ise 0 artı 1 kadar, yani chapter sayım 0 artı 1'e eşitse sadece 1 açık olacak. Is enabled'ı burada kapatmışım. Şimdi tekrar bakalım. Ana menüye döndüm. Start battle dedim ve evet. Buton olarak geldi. Tıkladığımda da bir takım işler yapmaya hazır. Şunu hemen tıkladığımda bu hataya birazdan bakacağım. Ne diyor? Non-training. Okey. Buradan sonra burası çalışıyor diyor. Rest our karakter. Cast our karakter. Only player pawn. Okey. Bunlarda bir son olmaması gerekiyor normalde. Birazdan bakacağım. Eğer bu butona tıklanırsa buraya buton koymamışız ki, sadece yazı koymuşuz. O yüzden sıkıntı orada. Hemen vertical box'ın burada buton olması gerekiyordu. Aynen. Border'ı silelim. Komple buton olacağı için. Butonu tam genişletelim. Yazıyı buton içerisine koyalım. Vertical box'ı şimdilik kaldıralım. Tamamdır. Yazımız burada, butonumuz burada. Butona tıklanıldığında chapter'ın bana ismini versin. Print string chapter. Geldim, start battle dedim. Evet, buton olarak geldi, tıkladım ve bir yazdı. Doğru. Şimdi şunu halledelim. Buradaki sıkıntı neymiş? Bana diyor ki, takım hatalar var diyor burada. Sıkıntılar var diyor. Spawner referans. Spawner referansıma tam olarak erişemiyor sanırım. Spawner referansıma erişememe sebebi. Aslında erişiyor da. Her zaman erişemeyebileceğini söylüyor. Çünkü ana menüdeyken spawner referans aslında sahnede yok. Öyle bir muhabbet var. O zaman spawner referanstan aldığımız bilgi completed chapter değil mi? O zaman şöyle yapalım. Wallet diyelim. Eğer bu yoksa, isolate ise okey, isolate değilse yapma. Play dedim, tıkladım, start battle dedim, hepsi geldi. Şimdi bu şu anlama geliyor: normal şartlarda benim ana menümde spawner referansım, yani spawner objem olmadığı için bunu bulamıyor. Bu bilgi çünkü ben oradan alıyorum, completed chapter bilgisini. Completed chapter bilgisini tanımladığım yere bir geçelim. Spawner'ın içerisinde. Enemy spawner. Completed chapter. Find reference. Bunu set ettiğim yere gidelim. Şimdi bunu burada yapmışız.
Bunu burada arttırdıktan sonra hemen ana kulemde de aynı isimli bir değişken oluşturmak istiyorum. Completed chapter. Dışarıdan değiştirilebilir olsun. Set completed chapter. Bunun da verisini bundan alıp ona da eklemek istiyorum. Böylelikle ben chapter kartlarını oluştururken şuradan spawner referanstan bunu almama gerek yok. Böylelikle bunu da yapmama gerek yok. Completed chapter'ı da şuradan bağlayacağım direkt. Get completed chapter. Şu anda okey. Hata vermeyecek. Normal şartlarda bunların kapalı olması gerekiyor çünkü bağlamadık. Şimdi bakalım. Geri gittim, start battle dedim, evet. Hata verdi mi? Hata vermedi. Çünkü spawner'ın içerisinde bir takım bilgiler tutuyorum ve buna ulaşmaya çalışıyorum. Ama ana menüdeyken sahnemde spawner olmadığı için bu spawner aktörüne ulaşamıyor ve ulaşamadığını söylüyor bana. Chapter seçme işlemi tamamdır. Şimdi tıkladığında chapter'a uygun bir şekilde bağlanma işlemini yapmamız gerekiyor. Her chapter için bir harita şu an yapmam gerekiyor. Ya da bir harita üzerine otomatik oluşturmam gerekiyor ama farklı farklı harita yapması çok çok daha iyi olur. Onu da şöyle yapalım. Maps klasörüme giriyorum. Çünkü oyunun mantığı daha farklı olabilir ilerleyen aşamalarda. Onları daha sonra kurgulayacağız. Örnek veriyorum. Spawner'ın birden fazla spawn lokasyonu da hani yapabilirim. Farklı farklı yerlerden gelebilirler. Onlar için de haritanın farklı olması altyapısının güzel olur. First level demişiz. Şimdi bunun aynısını kopyasını alıp çalıştırmak duplicate dediğimizde nasıl olacak? Genel bir kayıt alayım. First level girdim. Play dedim. Şimdi bu farklı bir level olduğundan bunun ışıklarını bir build alınması lazım. Build alınmasından kastım da şu. Normal şartlarda bunlar oyun içerisinde statik ışıklara sahip. Sadece neredeydi onlar? Atmosferik fog var. Onu silelim. Fog'a gerek yok. Blok var. Light source. Aynen. Light source'un movable, skylight'ım, static. Tamam, bunlar kalsın. Şöyle yapacağız. Build lightning only diyeceğim. Evet. Böylelikle oyunun aydınlık olma, karanlık olma muhabbeti de böyle halledebiliyor. Bir kere bu build light almak gerekiyor. Şimdi bu chapter'ımın daha farklı olması gerekiyor. Farklıdan kastım da şu. Mesela biz buna vadi demiştik. Madem bu vadi şöyle bir şey yapalım. Biraz daha farklı olsun. Mesh BG dedik. Tower. Mesela buraya şunu ekleyelim. Diğer chapter olduğunu sadece belli etmek için bir iki tane ekstradan model attım.
Bu da ikinci chapter'ım. Maps klasörüne girdim. Şimdi First Level 1. Bunun ismini Level 1 olarak değiştireyim. Chapter 1. Chapter 1 First Level. Kaldım menü. Chapter 1 Build Data. Süper. Bunlar otomatik değişti. Bunu da... Oh pardon. Bu neydi? Chapter 1 bu oldu. Bunu Chapter 2 diyeceğiz. Chapter 1 First Level olacak. Bu da Chapter 2. Pardon. 1. İlkincisi olduğu için. İkinciye geçtiğimde burası, evet. İkinciye geçtiğimde de burası var. Süper. Şimdi yapmam gereken işlem bu chapter kartlarına tıklanıldığında uygun chapter'ı bana açması, yani haritayı. O da şöyle olacak. Chapter'larla ilgili nasıl yapmıştım şeyi bir bakayım önce, kuleme geleyim. Chapter'lar değişebileceğini öngördüğümden menü dışındaki diğer sahneleri oyun ekranıyla açmıştım. Tamam, bu konuda sorun olmayacak. Default'da bu bağlıydı ama özellikle main menu level'sa açılacak olan ana menünün arayüzüydü. Diğerlerinin hepsinde default çalışacaktı. Yani oyun ekranının arayüzü. Evet, chapter'a geldim. Chapter butonuna tıklanıldığında ona şuradan gidelim. View diyeceğim. Onu sildim mi senin için? Open level by name to string. Buna append diyeceğim. Chapter append, hangi chapter ise bu onun sayısı yazacak. 1, 2, 3. Böylelikle tıklanıldığında tıklanılan chapter neyse direkt ismini buradan otomatik tıkladığım sayıya göre tanımladığımdan o seviye açılacak. Hemen deneyelim. Girdim, ana menüye geçtim. Start Battle dedim. Chapter Forest'a tıkladım. Ve seviye 1 açıldı. Eğer ben kulemdeki Completed Chapter'ı 0'dan 1'e yükseltirsem ilk round bitmiş olacak. Ve burada ikinci de açılacak. Tıkladığımda da yeni harita açılacak. Ve aynı mantık devam edecek. Kulemin lokasyonu, round bilgileri falan hepsi oradan hallolacak. Şimdi bu bilgiyi benim ikinci round'daki Animation Studio'ya hoş geldin. Teşekkür ederim. Tamamdır. Chapter'ları açma muhabbetini yaptık şimdi. Diğer chapter'lar seçildiğinde bunlara göre düşmanları spawn etme sistemi yapmamız gerekiyor. Bunun için de enemy spawner'ıma geri dönüyorum. Şimdi olay şurada. Seçilen chapter'ı burada nasıl çağıracağım? Yani Event Begin'te gidiyorum. Event Begin Play'e geldim. Chapter sayımı değiştirmem gerekiyor benim. Çünkü buradaki bilgilere göre düşmanlarımız spawn ediyor. Onu da şöyle ayarlayacağım. Teşekkürler. Eğer açılan harita
hangi chapter'a aitse ona göre burada bir işlem yapmasını isteyeceğim. Onu da şöyle yapacağız. Kulemde kullandığım şu mantığı kullanacağım. Get current level name'i alacağım. Daha sonra bunu burada kullanacağım. Nereden önce? Şuradan önce. Açılan haritamın ismi ne? Bana bunu verecek. Bunu da switch on string diyeceğim. Eğer şuradan ekleyelim. Bunun için bir makro da hazırlayabilirim. Gelen işleme göre direkt bir dönüştürme işlemi yapabilir. Şu anda bu şekilde yapmak istiyorum. Hızlıca bunu böyle yapalım. Ne demiştik? Chapter'ın sayısını alacaktı. Hemen bunu biraz daha sola çekiyorum. Eğer buradan gelen veri chapter 1, chapter 2, chapter 3 ise, şu anda 3 tane olduğu için bunları kullanacağım. Burada kullandığım chapter'ı set edeceğim. Chapter set 1, 2, 3. Reroute diyorum. Bunları buraya bağlıyorum. Bunları da bunlara bağlıyorum. Default ayarlarda gelenler zaten bunlar dışında olacağı için onlarla çalışmama gerek yok. Daha sonra bunu da spawn ile mi bağlamıştık? Aynen. Spawn'a bağlıyorum. Hangi chapter'da olduğumu, hangi level açıldığından anlayarak onun sayısını, direkt chapter bilgisini işliyor ve ona göre spawn etmeye başlıyor. Şimdi play dediğimde start battle, chapter forest ve valley'i açmıştık. Valley'i tıkladım. Evet. İkinci chapter'ımda bir zombi ve bir chieftain geliyordu. Şu anda bu konuda herhangi bir sorun yok. Her şey çalışıyor. Artık şey yapalım. Oyun açıldığında, yani ben play dediğimde şey açılmasın. Oyun ekranı açılmasın. Onu şuradan, proje settinginden hemen değiştireceğim. Bu arada arada bunları yükselterek ya da ilk hali kalsın. Gameplay tag, maps and mods. Editör startup'ta chapter 2 görünüyor. Bunu main menü seçiyorum. Game default map'te main menü level seçiyorum. Böylelikle ben play dediğimde ve oyun çıktısında her zaman açılacak olan ilk ekran ana ekran olacak. Play diyorum. Evet. Neden burası açıldı? Şimdi bu muhabbeti ayarlamamız gerekiyor. Normal şartlarda şu an editörde bile ben play dediğimde, ha çünkü bulunduğum sahne burası. Sorry. Tamam. Chapter 1 açık o yüzden. Tamam. Çünkü burada şeye göre tıkladığımız için stand alone game dediğimde oyunu sanki yayınlanmış gibi bir çıktısını alıyor ve açılıyor. 64 bitti. Burası da aynı gerçi. Her seferinde menüden girip ben başlamak istiyorum. Onu test etmeye çalışıyorum da.
Tamam, bu test aşaması olduğu için mecbur öyle. Bunu o sahneye açarak yapmamız gerekiyor. Aynen, bu sahneye girdiğinde burası açılacak. Mantık bu. Sorun değil. Geldim, Forest'a tıkladım. İki tane zombi spawn oldu. Tamamdır. Şimdi şu sahneleri bir temizleyelim. Main menu dediğim chapter 1. Bunları buradan alalım. Bunlarla işimiz yok. Şimdi varacakları nokta aslında standart olması iyi. Zaten ben bir enemy spawner, bir spawn noktası hani sahnede belirlemeye çalışarak bu işlemi yaparız. Tamamdır. Şimdi bu sahnede bunun düşmanların, yani spawnların, düşmanların varması gereken noktayı burayı belirlemiştik biz. Target location aktör. Aynen. Buraya gidiyorlardı. Şimdi ben bunu chapter 1'de değiştirdiğimde diğerleri değişecek mi? Yok, bu değişmez. Bu ayrı olduğu için. Ama bu sahnedeki misal bunun ayarlarına girip buradan değiştirdiğimde ana yerden değişmez. Onu tahmin edebiliyorum. Mesela bunu buraya aldım. Oyun içerisinde bu önde duruyor. Chapter 2'ye geçtim. Bunu kaydettim. Bunda da önde duruyor. Bunun olmaması lazım. Direkt blueprint'ten yaptık. Demek ki bunu blueprint'ten yapmamamız lazım. Bunu dışarıdan vermem gerekiyor. O da kolay. Chapter 1'e geçip şunu tekrar bir düzeltelim. Bunlarla ilgili bir iki tane ekstra işlem yapmam gerekiyor. Daha sonra örnek veriyorum. Varmaları gereken mesela şurada. Target location aktör. Düşmanların varması gereken nokta burayı belirlemişim. Haritada burayı bulup ona göre gidiyorlar. Bu isimde bir tane aktör oluşturup kendim. Class oluşturup haritalara bunu eklemem lazım. Bunlar da her haritada farklı noktalarda olabilir muhabbeti hani benim için geçerli. Benim oyunum için. Ve spawn noktaları da aynı şekilde birden fazla olacak. Örnek veriyorum. Varmaları gereken nokta burası ve burası olabilir. Misal şu alanda, şu alanda ve şu alanda da spawn olabilirler. Bunların hepsini yapacağız yavaş yavaş. Tamam, şu anda şunu eski haline almam yeterli benim için. Editenimi spawner dedim. Daha geriye alalım. Bakalım. Birazcık daha öne. Aynen. Tamamdır. Şimdi oyunu sıfırlayıp bir şehir kontrol edelim. Round atlama muhabbetini. Gerçi round atlama, chapter atlama muhabbetini yapamam. Çünkü chapter'ları kaydetmedim. Atlanan chapter'ları. Onları da kaydetmemiz lazım. Bunun için ve save and load sistemi oluşturmamız lazım. Hangi chapter'da kaldığını görebilmesi için. Şimdi bunu direkt olarak ana kayıt dosyamın içerisine yazabilirim ve öylesi büyük ihtimal daha mantıklı olacak. General save game. Neler kaydediyormuşum burada bir bakalım. General save game'de seviyemi, altınımı, experience'ımı, oyun sonu ekranı falan bunları kaydediyormuşum. Completed chapter'ı da eklemek istiyorum ben buraya. Bunun için önce save sistemine gideceğim. Klasörüne. Save game. Buradan save game'e giriyorum. Evet. Main level, main gold, main experience, tower structure, end game ve completed chapter. Integer değerini buraya yazıyorum. Editable yapıyorum bunu. Normal şartlarda birinci chapter bitirmeden
sıfır halde oluyordu cocktail chapter. Bunu sıfır yapalım. Böylelikle sadece ilkincisi işlesin. Şimdi ben her save game'i çalıştırdığımda save game'e gelip bakalım şuradan. Save game bunun ismi neymiş? General save game, game save diye eklemişim. Save game'i nerede çalıştırıyorum? Save game'i çalıştırdığım yerler burası. Burası neresi? Save end game. Tamamdır. Save game'in içerisine hemen kaldığım bilgisini de ekliyorum. Kaldığım round'un bilgisini. General save game dedik. Main level buradan save game referans set completed chapter. Bunu da ekliyorum. Buna da completed chapter bilgimi yazıyorum. Save game nereye gitti? Evet. Completed chapter bilgimi yazıyorum ve bunları tekrar kaydettiriyorum. Normal şartlarda var olan değeri sıfır. Orada da sıfır zaten. O konuda bir sorun yok. Şimdi tekrar bunları yüklerken de load game'de bu değerleri alıp işlettirmem gerekiyor. Burada bakıyor. Oyun kayıtlı mı? Daha önceden kaydedilmiş bir oyun var mı? Varsa ona göre burada işlemi yapıyorum. Ve yükleme işlemlerini yapıyorum. En son yükleme işleminden sonra şurada get completed chapter alıyorum. Completed chapter'ıma buraya yazıyorum. Burası okey. Şimdi oyunumu sıfırlayıp bir test edeyim. P'ye bastım. Ana menüye döndüm. Kulemin seviyesi 0, altınım 0, experience'im 0. Start battle'a tıkladım. Chapter, forest. Şu an oyunu sıfırladım ve en baştan normal bir şekilde oynuyormuş gibi devam ediyorum. Bir tane zombi gitti. Ateşle okuluyorum. Şimdi sıfırladığım için zorlaştı bu sefer. Normalde az önce 10, yani 4. roundda şu roundda 10 damage falan çıkıyordu. Şu anda 3 damage mi, 2 damage mi ne? Bunlar da tamam. Ateşle okulu aldım. Ekstra damage arttı. Chapter 5 bitti. Evet. 92 altın 127 experience topladık. Start battle'a tıkladım. Şimdi chapter 2 açık değil. Neden chapter 2 açık değil? Ona bir bakalım. Chapter card'ımı nasıl oluşturmuştum ona bir bakacağım. Eğer benim chapter'ım yani buton, ikinci buton. Ne oldu? Chapter'ı bunun 2 oluyor. Completed chapter'ım 1 olacak. Birinciyi tamamladığım için.
1 artı 1, 2. Tamam, burada büyüktür kullandığımız için o sıkıntı var. Çünkü eğer 0 ise şey yapmıştım ben. Şu anda denkler. İlk chapter'ı bitirdiğimden 0'ı 1 yaptım. Burada da 1'e artı şey koyuyorum. Chapter 1'de bu 0 olacak. O zaman bunu eşittir yapacağız. Eğer eşit ise tamamlanan sayının artısı chapter 2'ye denk geliyor. Enabled olacak. Play dediğim, geriye döndüm. Start dedim. Bu sefer de diğerleri. Şimdi completed chapter 1. Burası tamam. Artı 1 dediğinde eşit oluyor. Pardon. Bunu böyle yapacağız. Evet. Chapter'ım küçük ya da eşit ise completed chapter'a göre işlem yapacağız. Bunu da silelim. Yani diyelim ki ikinci chapter'a geçeceğim. İkinci chapter butonumun ve birinci chapter butonumun açık olmasını istiyorum. Elimde 1 ve 2 var. Completed chapter'ımda, tamamlanan chapter'ımda 1. 1'e 1 ekledim, 2 oldu. Hatta 3 üzerinden gidelim. Yani bu chapter sayısı 1, 2, 3 olarak gelecek bana. Completed chapter'ımda ilk round'u, ilk chapter'ı bitirdiğim için 1 olarak gelecek. Ama bir sonraki seviyeyi de açabilmem için benim bunun 2 olması gerekiyor. O yüzden artı 1 ekliyorum. Completed chapter'ımın diyelim ki tamamlanmış chapter sayısı 1 değil de 2 geldi. 2 olduğunda artı 1 ekliyor. 3. 3. round'u da açabilmek için. Çünkü ikinci zaten tamamlanmış oluyor. Şimdi bakıyor. Chapter 1 için düşünelim. İlk chapter butonu oluşturuldu. Chapter 1 küçük ya da eşit mi? Completed chapter. Yani 1, 2 idi. 3. round'a geçebilmek için. Aynen. Eşit. Eğer completed chapter 2 ise chapter'ım küçük ya da eşit değil şeyden, completed chapter'dan. Büyük kalıyor. O zaman açılmayacak. Bu şekilde olması lazım. Menüye döndüm. Start battle dedim. Chapter forest. Şimdi şurada bir ekrana bir şey yazdıracağım. Chapter'ım kaç diyor, ona bir bakalım. Bu bilgiler sıfır geliyor. Bu bilgilerin sıfır gelmemesi lazım. Sıfır geliyor ama completed normalde tamamladık. Tamamlanmış olmama rağmen bunlar sıfır geliyor. Normal şartlarda bitti. Sanırım bunu spawn'ın içerisinde tetiklediğimiz yerde o bilgiyi gönderemedim. Sorun orada. Hemen yapalım orada. Spawner'a geldim. Round count. Orada oluşturma işlemini yapıyor. Burası neydi? Spawn again event. Eğer round sayım, round sayımı buradan arttırıyordum. Bu da tamam. Spawn again diyordum. Burası çalışıyordu. Round finish. Evet. Round bittiğinde round sayım, yani o anki roundum toplam round sayısına eşit mi? Eğer eşitse oyunu bitirme işlemini çalıştırıyorum. End game'i. Completed chapter'ı. End game çalışınca ama neresi çalışıyor, o da önemli.
Complete chapter. Artı. Chapter. Hmm, bu böyle olmadı. Burada bir yanlış yapmışım. Burası, burası çalışıyor. Evet, olmaması gereken kısım burası. Aynen, şurası çalışmıyor bile. Buradaki olay ne olması lazım normalde? Round bitti. Üste geldi. End game'i çalıştırdı. End game neresi çalıştırıyor? Burası. Oyun bitti. Kaydet diyor. Kaydettikten sonra da ana menüyü açıyor. 2 saniye bekleyip. Bunu yapmaması lazım burada. Tower karakterim bu. Şurası. End game çalışmayacak. Eğer burası bittiyse completed chapter'ı artı 1 arttıracak. Ama şöyle. Completed chapter 0'dı. İlk round'dan bahsedelim. Completed chapter 0'dı. 1 ekledi. 1 oldu. Şu anki round'un benim kaçtı? O da 1'di. Eğer biten round buradaki sayıya eşitse, örnek veriyorum, completed chapter dedi şu. Tabii bu zaten operatörlerle ancak böyle çalışır. Eğer bu birbirine eşit ise, artı biri, burayı çalıştır. Şimdi bunun muhabbeti de şöyle oluyor. Şu anda chapter'ım 1. Herhangi bir chapter bitirmediğin için completed chapter'ım 0'dı. Chapter'ım, yani chapter'ımdaki roundlar bitince zaten burası çalışıyor, buraya geliyor. Completed chapter 0, bitirilmediğimiz, buna artı 1 eklediğinde, bittiği için diyorum, 1 oluyor. Biten chapter'ımın sayısı kaçtı? Bu da 1'di. 1, 1'e eşittir. O zaman true çalışacak. Sonra geleceğim. Completed chapter'ıma artı 1 ekleyip bunu kaydedeceğim. Aynı muhabbeti bir de karakterin içerisine burada kaydediyorum. Sonra main menü level'ı açıyorum. Ama ondan önce bir de ben burada açıyorum. Bu da şöyle oluyor. End game'de bunları kaydediyor. Ve nereye açıyor? Main menü level açıyor. O zaman benim spawnlarımda end game'i taşımam lazım. Aslında burada manuel yapıyorum o işlemi. Bunun yerine burada yapmam lazım. Zaten hem verileri kaydediyor hem de yeni haritayı açıyor. Aynen. Şimdi oyuna girdim. B'ye bastım. Her şeyi sıfırladım. Ana menüye döndüm. 0. Tower level 0. 0. Okey. Burada sadece Forest'a çık. Tıklıyorum ve başlıyorum. Destur. Anlamadım demek istediğini. Bir tane zombi geçirdik. Tamam, izin anlamında kullandım da neden Unreal izin anladım da neden Unreal'dan izin alayım onu anlamadım. Almam gerekiyor muydu? İzin almadım öyleyse. Kaçak yayın yapıyorum şu an. Aynen. Soner, bu arada sen hangi Soner'sin ya? Onu bilmiyorum. Şimdi 92 gold'um, 127 de experience'ım var.
Start pedala tıkladım. İlk round'u bitirmiştim. İlk chapter'ı bitirmiştim. Chapter 2 açıldı. Şimdi chapter 2'ye girince 2'ye bağlanacak zaten. Bunu biliyorum ama chapter 1'e girip ben bir daha bitirmek istiyorum. Hatta geri geleyim. Start battle diyeyim. Aynen bak burayı test ettik. Burada bir sorun yok. Back dediğimde bir şey olmuyor. Çünkü onu daha yapmadım. Geldim. Upgrade'imizi yapalım. İkinci round'a geçelim. Upgrade'imi yaptım. Altın düşmedi mi? Allah Allah. Bir yayından bakacağım. Altın düşmüş mü düşmemiş mi? Altın düşmemiş. Altın neden düşmüş? Aynen. Start pedalı Forest dedim. Geri geldim. Ha, pardon, tamam. Sıfırdan, normalde birden başlatmam gerekiyor. Tamam. O hatayı dün akşam fark etmiştim. Okey. Ya şey, değişkenin bir tanesini sadece değiştireceğim. Bir sorun yok yani şu an. Mesela şu an yaptığımda 25 düşecek. Şu an hiçbir şey değişmedi zaten. Upgrade dediğimde 25 altın düşecek. 25 altın düştüğünde burası 87, 67 olacak. Evet, 67 seviye 2. Aynen, seviye 2 modeli geldi. Şu anda tamamdır. Start battle dedim. Burada da bir sorun yok. Tekrar girdim. Bir daha bir bu round'u bitirip şeyi deneyeceğim şimdi. Misal aynı round'u oynaya oynaya diğer chapter'ları açacak. Normalde benim birinci chapter bitirimde 2, 2 bitirimde 3'ü açması lazım ya. Bu senkron devam edecek mi? Elnur Mursal'a hoş geldin tekrar. Aytaç şey yapmaz ya. Kolay kolay bakmaz. Allah Allah. Oyun bitti. Normalde daha kolay geçmem lazımdı. Galiba yaratıkların spawn olduğu lokasyonlar ters düştü. Çünkü bazen birbirlerine önüne geçiyorlar ve hasar yemeyi orada şey yapıyorlar. Birbirlerini koruyorlar. İkili ok almıyorum bile, sorun orada. Tabi. İyi bitmedi, ikili ok alalım da. Normalde zaten seviye atlattığım için, ikinci seviye geçtiği için kule normalde daha fazla vurması lazım da ikili ok almıyorum. Aynen, base'i götürdüler. Ateşli okla devam edelim. Şimdi ateşli okun da muhabbeti ekstradan bir damage veriyor her okta. Denk geldiğinde bir de saldırmayı bıraktığında yanmaya devam ediyor kendisi. Yani saldırmasan bile can azalmaya devam ediyor. Ama şu an tam efektif olarak burada görünmüyor. Şimdi chapter bitti. 90 altın kazandık. Ekledi. 175 oldu. Upgrade tower'ın level'ı 2. Start battle dediğimde güzel. Üçüncü açılmadı. Süper. Geri geldim. 175 tamamdır. Şimdi 2'yi de bitireceğim ama 2'yi bitirmeden önce şunu bir kapatalım. Zaten her şey kayıt oluyor artık. Tekrar tekrar sıfırdan başlamıyor. Round listesinden şunu bir ayarlayayım. Desert bölümünde bir tane round olacak. Bunun içerisine ben çiftinden 5 tane ekleyeceğim. Sonra round chapter 2'ye de 2 tane round ekleyeceğim.
ikili atıyor, ikili. Yüzlerce kere ben bu sahneyi çünkü oynadım, ikili atıyor. Ona baktım hep, yani bir sıkıntı var mı yok mu diye. İki tane atıyor. Buraya da bunu ekledik şimdi. İkinci chapter'ın ilk roundunda zombiden 5 tane gelsin. Zaten takır takır onları indirecek. Upgrade falan da etmiş olacağımız için. Gerçi dur, 5 tane çok olabilir. Upgrade ediyoruz, upgrade de çok fazla fark ettirmiyor. Daha sonrakine de iskeletten yine 3 tane gelsin. Tamamdır. Şimdi 3. chapter'a geçerken bir sorun var mı? Çünkü ikili kombi, ikili şeyle, opsiyonla test etmek sağlıklı olmuyor. En azından üçlü denemek lazım. Ne dedik? Geri döneceğiz. Start battle. Valley'e giriyorum. Harita değişti. İlk round'da 4 tane. 3 tane dememiş miydim ya? Neden hiç şey oldu? Kapat bunu. 3 yazmıştım gibi geliyor. Aynen, 3 zombi yazmıştım. Neden 4 tane zombi spawn etti bu? İkinci chapter'ın ilk roundunda 3 tane zombi spawn etti dedim. Ha, bir tane de burada var. Pardon, tamam. İkinci bir tane daha eklemiştim ya. Tamam, 3 zombi, 3 iskelet. Burada da bunun aynısı olacaktı. Tamamdır. Play diyorum. Menüye döndüm. Start battle. İkinci, evet, 3 tane zombi, 3 tane de iskelet gelecek bundan sonra. Evet, 2 vuruyor. Seviye çünkü 2'de henüz oyun içerisinde seviye atlamamışken böyle olması gerekiyor zaten. Bu da şimdi zor oldu. Bakalım bitirebileceğiz mi bunu? 1, 2... Ha, seviye atladığı için 1 damage geldi ve bitirdi. Tamamdır. Chapter 2 de bitti. Tamamdır. Şimdi round kontrol sistemini işin içine henüz koymadık demek ki. O yüzden bir sonraki chapter'a geçmiyor. Bunu nasıl yapacağız? Tekrar spawner'ıma geri geliyorum. Ve Event Begin Play buradan başlıyoruz. Bunları geçtik. Round uzunluğunu alıyor. Round count'a ekliyor. Round uzunluğu dedi. Aynen, bir dakika. Round uzunluğunu neden... Heh, pardon. Şurası. Chapter 2. Şimdi ben bu chapter bilgisini doğru vermezsem zaten şey çalışmayacak düzgün. Yaratık spawnları düzgün çalışmayacak. Şuradaki spawn işlemini doğru yapmayacak. Ne yapıyorum? Round count. Chapter 2'de 2 round var. 2 round'un olayı da şu. Şuraya bir yazayım. Pardon. Print string. Bakalım kaç round olduğu bilgisi doğru geliyor mu? Onu bir test edeyim önce. 5 round diyor, doğru. İkinciye geçtim. 2 round diyor. O da doğru. Bunda bir sorun yok. Şu kısmı silebiliriz. Sonra 2 round normalde bu array olduğu için 0-1 şeklinde gidiyor. Uzunluğunu verdiğinde 0 ve 1 iki tane eleman olduğu için bana 2 veriyor. O yüzden ben round count'u array'e göre kontrol ettirdiğimden -1 diyorum. Yani 0 ve 1. 0'dan başlıyor, 1'e kadar 2 eleman. Toplamda 2 eleman sayısından 1'i çıkartıyorum. Round count'da bunu yazıyorum. Yani ne? Round count'um -1. Pardon, 1. 2'den düştüğüm için. Yani 0. round'u spawn ediyor. 1'i de spawn ettiğinde artık round count'um hani maksimum olduğu için oraya denk gelmiş olacak. Tamam. Bu okey. Burada bir sorun yok şu anda. Sonra round sayımı alıyorum. Get round 0 diyorum. Round 0. Round 0. Neden 0? 0. round'daki düşmanları buradan spawn ettiriyorum. Hepsi spawn olduğunda round'un sayısını bir yerde arttırmam lazım. O işlemi
tekrar spawn işleminde yapıyorum bildiğim kadarıyla. O da spawn again. Again, bir de spawn again event var. Spawn again'e bakalım. Spawn again de neymiş? Chapter'ımı alıyor. Heh, burası çalışıyor zaten. Okey. Spawn again event'ta da artı bir şey yapıyor mu? Round'u, evet. Round'u arttırıyorum. Spawn again'i çalıştırıyorum ve tekrar spawn ediyorum. Tamam. Bunların hepsi doğru. Tower karakter referans. Round'u arttırmışım. Round'a göre tekrar spawn ettiriyorum. Chapter round bilgisine göre düşmanlar alıyor. Zaten bunlarda bir sorun yoktu. Daha sonra bunlar burada. Spawn lokasyonları belirleyip spawn ediliyor. Düşman havuzuna atılıyor. Bunların hepsi spawn again, spawn again event, round finish. Round finish'i nerede çağırıyorum? Ona bakalım. Find reference. Bir burası, iki burası. Burası neresi? Event check body. Yani cesetleri kontrol etme yeri. Eğer düşmanların hepsi öldüyse, enemy pool, dead enemy, her seferinde ben bunları sıfırlıyor muyum, ona bakalım. Dead enemy falan öyle bir şeyim yok. Spawn again event'ta da öyle bir şey yok. Okay. Spawn again dedik. Şurası neydi? Round finish. Round finish'e geldik. Round bitti. Evet, dead enemy'yi sıfırlıyorum. Tamam. Her düşman öldüğünde mi yapıyor? İlginç ya. Round finish'i nerede ben şey yapıyorum? Event check body. Ha. Burada her birisi öldüğünde ölen düşman sayısını bir arttırıyorum. Enemy pool düşman sayısına eşit olana, ölen düşman sayısına eşit olana kadar. Aynen. Bunu da çalıştırıyorum. Bu da tamam. Eğer ölen düşman sayısı benim düşman havuzundaki derin sayısına eşit ise de round'u bitiriyorum. Bu da tamam. Round bitti. Şimdi round eşittir round count mu? Bunu şöyle yapalım. Print string append diyelim. Round to string ve to string yapalım. Round count, round, okay. Chapter Valley'e döndüm. Round bittiğinde round 0'a 1 dedi.
Round 1'e 1 dedi. Orası çalışıyor demek. Round 1'e 1 olduğuna göre yukarısı çalışacak. Completed chapter artı 1 olacak. Chapter kadar o var mı? O kontrol edilecek. Bu chapter'ı nerede set ediyoruz? Bir sürü yerde set ediyoruz. Tamam. Completed chapter'ı bilgisini düzgün alıyor muyum? Burada alıyorum. Burada alıyorum ve bir yerde ben bunu set ediyorum. Burada. Bunu bir de save game'in içerisinde yapmamız lazım. Completed chapter bilgisini benim kuleden almam lazım. Get completed chapter. Completed chapter. Bu işlemi bunun üzerinden yapmam gerekiyor. Bunu silelim. Completed chapter. İki tane olduğu için sıkıntı oluyor. Buradakini siliyorum. Silmeden önce bu nerede kullanılıyor? Başka onları da bulalım. Herhangi bir yerde kullanılmıyor. Bunu da sildim. Yes dedim. Compile var mıydı burada? Save all dedim. Play. Şimdi complete chapter'ı buraya yazıyor. Round count eşit ise chapter'ı arttırıyor. Bu da tamam. Buna göre işlem yapıyor. İşlemleri yaptığı yerde burası ve end game çalışıyor. End game'den sonra da completed chapter bilgisi nerede işliyorduk? Save'de işliyorduk onu. Save'e giriyorum. Completed chapter'ı buradan bunun yerine completed chapter ha save'i zaten karakterde yapıyor. Tamam bu da doğru. Tamam. Şu anda olması lazım. Geldim. Start below. İkinci chapter. Modeller değişmiş. Upgrade'lerim hala geçerli. Evet, start battle ve üçüncü de geldi. Bu kadar. Aga dur bakalım dedi. Ne dedi? Üçüncü chapter yok çünkü. Harita olarak elimde yok. Hemen onu da ekleyelim. Testlerimizi yapabilelim. Duplicate dedik. Chapter 3. Hemen şuradan bir build light alalım. Mesh Tower diyelim. Şöyle şunları ekleyelim buralara. Bu da üçüncü chapter olduğu belli olsun. Şimdilik başka bir şey lazım değil zaten. Bunu da yan tarafa alalım. Play dedim. Geriye geldim. Start Battle. 2 burası. 3. 3 de burası. 5 tane chieftain spawn ediyor. 5 tane chieftain spawn ediyordum ben. Herhangi bir upgrade yapmadığım için 3. round'dan tabii ki chapter'dan sağ çıkamadık.
384. Tekrar girdim. Evet. Güzel. Şu ana kadar hepsi düzgün çalışıyor. Bir sorun yok. İyice şekillenmeye başladı. Chapter mantığının da temelini kurguladık. Daha bunu geliştirip daha detaylandıracağız tabii. Bunun dışında şu anlık yapabileceğim bir şey var mı? Daha sonra devam edelim bunlara. Şimdilik bu kadar yeterli. Teşekkür ediyorum izleyenlere.